Merhaba arkadaşlar, bugün overlock olmayanlar için temiz dikiş anlatacağım. Diğer adıyla İngiliz dikişi de oluyor. Hem düz yüzünden temiz hem de arka yüzünden tertemiz bir görüntü. Şimdi tersi tersinde, yani önce düz yüzünden dikiyoruz. Bu şekilde düz yüzünden ince bir dikiş gidiyorum. Buradaki dikiş fazlalığını, dikiş payının fazlalığını alıyorum. Tersini çevirip tekrar dikiyorum. Pantolonlarınızı bu şekilde dikerseniz hem daha uzun ömürlü olur hem de temiz bir görüntü. Dikiş payını almamızın sebebi düz yüzünden o pay gözükmemesi. Yani diktiğimiz zaman bakın içte kalacak şekilde kesmemiz gerekiyor. Yoksa görünür. Hoş bir görüntü olmaz. Şimdi düz yüzünü çevirip buradan da tekrar bir dikiş gittiğimde tertemiz, düzgün bir dikiş oluyor. A kısmını da aynı şekilde düz yüzünden dikip tersinden de diktiğimiz zaman temiz bir pantolon dikişi olacak. Bacak arasını da aynı şekilde dikiyorum. Yine burayı da dikiş payını alarak tersinden tekrar dikeceğim. Evet, pantolonumuzu bu şekilde temiz bir dikişle, içi de dışı da aynı, tertemiz bu şekilde dikebilirsiniz. Yani İngiliz dikişi deniliyor. Dikiş payı içinde kalmış oluyor. Bunu hesaplayarak biçmeniz gerekiyor. Onu da belirteyim. Çünkü dikiş payını az verirseniz kendi payından gider ve dar olur. O yüzden ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde tekrar göstereyim. Bakın. Bir de esnemeyen kumaşlarda yırtılmalar oluyor ya. Bu şekilde yana yatırıp da diktiğimiz zaman o yırtılmaları da engelleriz. Bakın. Açılma olmuyor.